Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Aaron. Bugün sizlerle 10 dakikada nasıl popüler hard edit yapabiliriz onu göstereceğim size. Bunu yaparken indirme süreleri, render süreleri, altyazı veya topa süreleri dahil değil bu süre içinde. Sizlere klasik kuru kafa efekti göstereceğim bugün. Beraber bunu yapacağız sizlerle. Ve tüyolar vermeye çalışacağım. 10 dakikamız başlasın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak videomuz şöyle. Hola, 433, Sonimar. Süremiz yeterse buraya altyazı da ekleyeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi akıcı olması için film rate ayarı verdim. Ve kompumuz 1080'e 1440. Ama film rate ayarı verince şurada bir sıkıntı oldu. Hemen burayı şöyle geliyorum bir öncesi. Ctrl Shift. Ctrl Shift D. Unuttum bir anda. Aklımda onu. Yine aynı şekilde kestik ve buraya kapattım. Gördüğünüz gibi şu an mis gibi oldu. Şimdi bunların hepsini Ctrl'de seçiyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Neyim var? Ortalıyorum. Şöyle yanlara dikkat edelim. 136 yapalım şunu. Evet. Tamam. Burası arkadaşlar işimiz oldu. İlk tarafımız hazır. Sonrasında şöyle editimizin devamı gördüğünüz gibi İki ekran olacak. İki ekran yapmak için şunu açıyorum. Buradan ve elimizdeki klibin şaşırma yerine geliyorum. Şurada dondurmayı düşünüyorum. Burası donacak yer arkadaşlar. Hemen. Gördüğünüz gibi tam burası. Ve klibimizi ayarlıyorum. Şöyle. Üst tarafta biraz şu an büyük oldu gibi. Telefon gözükmesin. Bence telefon gözükmesin kötü olur. Ona göre bir büyütme işlemi yapalım buraya. İnatla o telefon hala gözüküyor. Biraz daha büyütelim o zaman. Tam Neymar'da tam ortaladık mı arkadaşlar? Hala gözüküyor sol taraftan. Daha da büyütelim. Tam böyle olsun. Bilgisayar illa gözükmesi gerekiyor. Şu kafa çok yukarı gelmesin arkadaşlar ve arada hep CTDS ile save alıyorum. Açtık. Maske aldım. Sol tıkla çektim. Tam ortadan arkadaşlar kestik. Ve bunu komp yapmadan önce tabii ki öncesini alacağım. Göz uzattım. Sesini kapatıyorum. İzleyelim bir daha. Tam buraya bir tane işaret attım arkadaşlar. Şöyle. Evet, aşağıda koyacağımız klip. Onu da ayarlamıştık. 2008 Young Ronaldo'dan. Onu artık arkadaşlar mask yapmamıza gerek yok. Çünkü bu arada Z tuşuyla şey yapıyorum. Büyüteç. Çünkü zaten diğerinin aşağısına gelince mask yapmamıza ihtiyaç kalmıyor. Şurası 10 numara gibi. Şöyle bakayım. Evet, gördüğünüz gibi. 10 dakikadan uzun olabilir. Yapacak bir şey yok. Şu an hızlıca yapmaya çalışıyorum. Dakikamızı da bakalım. Daha 4 dakika olmuş. Bir de açıklamalar yaptık. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şu an videomuzun bu kısmı bitti. Ortaya biz de bir soyut ekleyebiliriz. Drop shadow atabilirdik ama kötü gözükür. Bir tane hemen soyut atalım. O kadar değil. Şöyle ince bir şey atsak bizim işimizi gayet şöyle ortaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve buna da hemen sağ taraftan bir drop shadow atarız. Evet. Drop shadow biraz açtık mı? Şöyle. Gördüğünüz gibi güzel bir oldu.
Şaşırmayı yapmak için bunu CTRL C ile kopyaladım. CTRL V ile yapıştırdım. Şu son büyük bir sol frame'e geldim. Sağ tıklayayım. Freeze frame yaptım arkadaşlar. Ve kestim. Koydum. Full'deyken kasabilir arkadaşlar. Güvenliğiydi şu an. Bunu ortalayacak şu an zamanımız yok. Yine ben 10 dakikada pozisyon falan zaman yetmeyebilir. Tam ortaya mı bırakayım? Bence orta güzel oldu. Bir dip glove atalım. Bakalım. CT Shift C ile komp yapıyorum arkadaşlar yine. Dip glove atıyorum. Şöyle hemen bir ayarlar çekmeye çalışıyorum. Parlasın. Evet. Arkasına drop shadow atalım. Böyle güzelce. Evet. Uzun istediğimiz kadar yapabiliriz. Yine şu ilk kadar yapalım. 15 saniye olsun. Tamam. Buralarda bunu da komp yaptım arkadaşlar. Buraya CC geçiş yapacağız. Unutmayalım. Ve şu an yapmamız gereken. Evet, neler kaldı? Hemen süremiz de güzel. Buraya bir sallantı ekleyeceğiz. Bu arada altyazıyı ekleyeceğiz. Zaman olursa ekleriz. Buraya hemen bir pening atıyorum arkadaşlar. Kendim pengim. Buraya da atacağız. O zaman bu pengi kopyalıyorum arkadaşlar şuradan. Bu ikisini komp yapıyorum. Şuraya bir nokta atıyorum. Komp yapıyorum. Pengi başa atıyorum. Nokta yaptığım yere arkadaşlar hemen geliyorum. Yüklü. Light yazıyorum. Evet. Light Station olacak. Daha kısa. Daha kısa şu mu acaba? Evet. Atıyorum. Tam beyaz olan yeri getiriyorum o noktaya. Büyütüyorum. Siyahlıklar gitsin. Sesini kapatıyorum. Add yapıyorum. Bakıyorum. Sesini açıyorum biraz. Audio sesini kısıyorum. Tamam. FPS yükseltme falan yapacağım. Yapabilirsiniz arkadaşlar bu arada. 10 dakika onları dahil dedik ama ben onu o kısımda da yapacağım. Tamam. Gördüğünüz gibi şu an her şey var. Bir sallantımız eksik. Buraya bir zoom in atıyorum arkadaşlar. Kendi zoom in'im. Ama şimdi ayarlayacağız büyük ihtimal. Çünkü hard bir zoom istiyoruz. Şöyle çekiyoruz sol tıkla. Gördüğünüz gibi tam hard olmadı. Şöyle. Evet. Evet. Buraya da bir hard shake atıyorum. Hard shake. Şu aşağıdaki videonun bunu kopyaladım arkadaşlar. Diğer noktayı buraya getirdim. Sonra S'e bastım scale'a yani açtım. Bunun da top girdik grabına. Şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu an açıklamalarla birlikte 9 dakika. Burada şimdi render'a başlıyoruz. Render'dan sonra CC ve yazı işlemimiz olacak. Burada durduruyorum. Hem aşağıdaki videonun FPS'ini yükseltmeyi de göstereceğim şimdi. Arkadaşlar alttaki videoya ayrı bir render aldım. FPS yükseltmek için. Sonra onu yerine geri koyacağız. Hemen şöyle attım. 60 ise 60 da bırakıyorsunuz arkadaşlar burayı. Frame'den Choose Fast seçiyorsunuz. Ve burada FPS yükseltme işlemi başlıyor. Bitsin. Devam edelim. Evet arkadaşlar top hızı da bitti. FPS'imiz yükseltildi. Ben şimdi ana klibimizi yerine geri koymak istiyorum. Hemen şuradan gelsin. Yine açalım. Yerleştirelim. Ve pozisyon için şunu açıyorum. P'ye basıyorum. Açtım. Şöyle. Şurada keselim arkadaşlar. Burada pozisyonu bir de attıkladım.
En azından ortalayalım dedim. Nereye kadar ortalığı? Şuraya kadar ortalığı. Bunu kopyaladım, noktayı yapıştırdım. Burada biraz sola kaymış. Böyle şuna bakıyorum. Çok sallanmasına sebep olmasın arkadaşlar. Böyle iyi. Şimdi ise ne yapıyoruz? Bunların hepsini seçiyorum arkadaşlar. Komutan render queue diyorum. Ve şu an topaz için render'a yolluyoruz. Render bitsin. Topazımızı basıyorum. Ondan sonra After Effects'e girdim. Evet arkadaşlar, topazımız da bitti. Şimdi hemen yeni bir kompozit açalım. 1080-1440. Ve dediğimiz gibi yazımızı ekleyelim. Şimdi topaz atılmış kompomuzu da buraya yolluyorum. S'ye bastım, skele 50'ye indirdim. Şu videomuzun sonuna bakın. Şurada bitiyormuş video zaten. Ve buraya geldim arkadaşlar. Watermark eklemeyeceğim. Onu söyleyeyim. Şöyle F9'a bastım hepsini seçip. Ve şu an hazır. Yine bir komp yaptım. Arkadaşlar ekleyeceğimiz cümleleri yazdım. Not defterine. Hemen T'ye geçelim. Fontumuz Juventus. Boyutumuzu arttıralım. Buradaki ayarları kontrol edelim. Bozulma var mı? %100. Tamam. Denedik. Hello. Boyutumuz kaç olsun? 88 biraz fazla gibi. 55 güzel gibi. Şöyle bakınca küçük geldi. 65. 75 yazsak peki. Tam 75 yapalım. Aling'den ortalayalım arkadaşlar. Ve hatta direkt merkeze koyalım. Nasıl olur? Evet, merkez güzel gayet. Evet, ilk cümlemiz buraya. Hemen geldik efektlere. Evet, tıkladık ama ne oldu? Yapacak bir şey yok. Evet, böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Flow gidecek ama olsun. Onun sonuna ekleriz. Tamam. Fade up yapıyoruz arkadaşlar. U'ya bastık. Ayarladık şöyle. Ve bir anda gitmesini sevmiyoruz. Onu hemen şöyle opacity'yi açalım. Buna da bir F9 atalım. Evet, ikinci kelimemiz I am Neymar. Şöyle kelimeyi alalım, sentez cümlemizi. Ve Aling'den yine ortalayabilirsiniz şöyle. Biraz. Şöyle biraz da. Bunları arkadaşlar şey yapmaya karar verdim. Karakterden alt öne yapalım bunları. Alt önün ama 433 yok. Sıkıntı oldu. Elimizde başka hangi fonk var? Maalesef şu anlık Juventus'tan yapacağız. Bir tuhaf gözüktü gözüme. Ben normalde şöyle büyük yapmıyorum. Böyle yaparsak eğer bence daha güzel gözükecek. Fontta hepsi büyük harf yazınca güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Endiz. Şöyle hepsini küçük yapacağım. Bu silinmesin, dursun. Şöyle. Evet, bunu da şöyle hemen kopyaladık. Rate Diskies yazacağım. Rate Diskies ve bunu biraz, pardon,
Şöyle üstünde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle üstüne attım biraz. Beyaz olunca zaten şöyle hop buna da onu yapıştıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki Drop Shadow. Ve üstüne yazı gelirken ne yapalım? Piramit Builder alalım arkadaşlar. Bakın yazıyı da biraz profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Bunu sıfıra sayacı açtım. Ve burada bayağı bir bulanık yapalım. Buna da F9 basalım arkadaşlar. Tamam. Şu anda çoğu şeyimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Dipkodumuzu atalım. Yani yazıyı göstermiş olduk. Çok da süreden saymayız bunu aslında. Şöyle güzel bir şekilde ayarlayalım. Tamam. Bunu şimdi bütün yazılara kopyalıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve renklendirme aşamasına geçelim. 433'ü sarı yapalım. I am Neymar. Yeşil olsun arkadaşlar. Ve hatta şöyle de yapabiliriz onu. Gördüğünüz gibi böyle yapabiliriz. Gayet güzel. Okunmuyor okunmuyor diyorsanız içine de şey atarız. Şöyle yapamadım. Şimdi okunuyor. Gördünüz mü? Yani bunu herkes özelleştirebilir istediği gibi. Biz şöyle yapalım. 3 yapacağım. Tamam. Çok okunması zorlaştı. Koyu bir yeşil seçersek. Evet, tamam, güzel oldu. Hem neyim var? This is rated skills. Bunu da kırmızı yapalım. Tamam arkadaşlar, bunları da hepsini komp yaptım. Yine aynı şekilde pinik atıyorum arkadaşlar. Ve basic 3D atıyorum. Basic 3D ne dersiniz? Bunu böyle biraz yatıracağım ben. Evet arkadaşlar yazımız doldu. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Patlama yerimize geleceğiz. CC değişimini gerçekleştireceğiz. Buradan kestim arkadaşlar. Buraya Dark CC. Bu arada yeni halini atabiliriz. Yeni halini şöyle bir dakika. Bir tane de CTRL'e yaptım. Şöyle. Evet. Onu attık. Buraya da güzel bir kod site atalım. Yazıya bak atmıyorum CC. Onu görmüş olun. İsmi attım. Burada dediğiniz bu sahnede blurlar çok, haze'ler çok fazla gidiyoruz. Haze'i sileceğim. Evet arkadaşlar hatta etkiyi de sildim. Ve şu an editimiz hazır arkadaşlar aslında. Son anda son halinde bir renderlasın şurayı. Hemen izletiyorum. Evet arkadaşlar render bitti. Şöyle izletiyorum. 10 dakika da olduğu kadar arkadaşlar. Sonra bunların hepsini komp yapıyorum. Komp 2'de gördüğünüz gibi komp 2'ye geliyorum. Ve bunu 1920 olarak gerçekleştiriyorum. Etiğimiz tamamen bitmiş oldu arkadaşlar. Tutorial'ı izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tutorial'larda görüşmek üzere. Hoşça kalın.